Çünkü ne sorular, nasıl sorular bilelim, çünkü bir deryada kaybolmuyor. Ama bakıyorsun adam hep bunu soruyor size. Ve şu şekilde soruyor. Bu kafanızda o ampulün yanmasını sağlıyor. Ha bakın bunlar çıkabilir. O statüde olan başka bilgiler var. Bunlara da denir. Bu çıktıysa bu da çıkar. Bir de nasıl sorunlar? Yani sorunun gelişatı, şıkların gelişi bunlar çok önemli. Biraz stratejisin. Şey, YDS'ye girenler varsa aranızda bilir. Adam çok iyi İngilizce konuşuyordur. Getir bir turisti şakır şakır konuşur. YDS'ye gidiyor. 30 alıyor, 40 alıyor. Şey gibi bizim Türkçe soruları gibi. Hepimiz Türkçe konuşuyoruz. Hayatımızı idame ettiriyoruz ama o Türkçe sorularını yapamıyoruz. Onun da ayrı bir stratejisi var. Ayrı bir matematiği var. Ne çıkacağını kafamda oturttuktan sonra o fasikülü tamamen ezberliyordum. Ben ne kadar gün alıyorum, bir derse şu kadar gün veriyorum gibi bir şeyim yok mesela. Çok kolay anladığım, çok kolay ezberlediğim bir şey oluyor. Yarım saatte, belki 10 dakikada bitiriyorum. Ama üzerinde saatlerde çalıştığım şeyler de oluyor. O yüzden bir ortalaması yok. Yani şu derse şu kadar dakikada bitiriyorum falan gibi bir şey yoktu ilk çalışmamda. Bunlar da bittikten sonra arkadaşlar çıkmış sorularla kendimi test ediyordum. Çıkmış soruların hepsini çözüyordum, çözemediklerime işaret koyuyordum, onların çözümlerini okuyordum. O çözümlerde bilmediğim bilgiler varsa onları da o sorunun kalemine çiziyordum. Ve artık o çıkmış soru kitabı benim için artı bir konu kitabı gibi oluyordu. Çalışırken ikisini beraber çalışıyordum çünkü onun için de benim bilmediğim bilgiler, unuttuğum bilgiler var. Ardından arkadaşlar geriye en önemli şey kaldı. Tekrar. Bitirdim örneği. Daha sonra tekrar etmeden medeniye geçmiyorum. Medeniye bitirdim. Arkadaşlar boşlara geçmeden başa dönüyorum. Her bir tekrar et, medeniye tekrar et, ardından borçlar. Borçlar gidiyor, medeni usulü geçmeden tekrar başlıyor. Vergi medeniye borçlar tekrar et, ondan sonra medeni usulü. Uzaya geçmen gerekiyor şimdi, hayır. Önce dur, vergiyi, medeniyi, borçları, medeni usulü tekrar et, ondan sonra tekrar et. Bizim idari yargılarında 13 dersimiz var. 13 ders içinde bunu yaptım. Öğrendikten de birkaç tekrar yaptıktan sonra zaten bir ders maksimum değil bir yani. Daha kısa sürdüğü de oldu. İdari yargı olmamız için söylüyorum. Yani sadece vergi hukuku bir gün aşağıya, 1,5 gün aşağıya. Ama diğerleri bir günde bitiyor. Birkaç tekrardan sonra zaten akıyor. Yani bilgiler, sayfalar onlar akıyor. Ve tekrar ederken de yavan okumayı ben çok salt yeterli bulmuyorum. Çünkü hikaye gibi geliyor. Bir noktadan sonra sürekli sözel ifadeler dönüşüyoruz. Hani oku geç gibi oluyor. Ben bizim fasiküllerde biliyorsunuz o başlığı okurdum, kapatırdım. Ben bu başlık hakkında neler biliyorum diye kendime anlatırım. Bence en iyi tekrar tekniği bu. Tavsiye ediyorum, takdir sizin. Hatta tekrar yaptıkça cesaretiniz yerine geliyor çünkü bilgileri hatırladığını görüyorsunuz. Biraz da basiret bağlanması olabiliyor. Ya bu negatif şartların hepsini minimize etmek için, bunları asgari indirmek için tekrar, anahtar kelime bence tekrar. Ve şey oluyor arkadaşlar, ya ben burada söyleyeyim, ben mesela sınavda şey oldu. Türkçe çok zordu bence, bu senenin sınavına girenler anlayacak gibi ya. Ve ben Türkçe sorularıyla çok inatlaştım. Yani biliyorum, B, C arasında kaldım, o iki lanet seçenek arasında kalma durumu. B işaret diyeceksin, C çıkacak, Allah kahretsin diyeceksin şöyle. Bunu yaşamamak için ben sınavda dakika geçiyorsam umurumda değil artık, bıraktım. Düşünüyorum, B, C, soruyu tekrar tekrar okuyorum ve arkadaşlar 40 hukuk sorusu bekliyorum cumartesi günü. 40 hukuk sorusu bekliyorum. Çok az bir zamanım kaldı. Ama dediğim gibi bunu çok tekrar ettiğim için bir refleks haline aldı ve benim tavsiye etmiyorum kesinlikle. Böyle yapın demem. Bir laf vardır ya, hocanın yaptığını yapma dediğini yap diye. Ben çok hızlı okuyup cevapladım soruları. Okuyordum, geç. BCD'yi okumuyorum. Çünkü eminim ve kaybedecek vaktim yok. O yüzden ama bu özgüveni bana veren şey de tekrardır. Çünkü şey boyunca, aylar boyunca artık bir derse kaç kere tekrar ettiğimi bilmiyorum. Eğer bu sınava girip seni ilk defa dinleseydim şahaneye gidip o kitabı bir önce böyle çalışmaya başladım. Yani gerçekten büyük bir azimle çalışmıyorsun. O kadar belli ki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Türkiye kendisi birinciyi övüyor. Onlar kurtarıyor zaten. Yapılacak soruları herkes yapıyor. Ortalama bir hukuk fakültesinden mezun olan arkadaşı vereyim sınava. Hiçbir çalışması olmasın. Benim gibi son gün çalışarak mezun olsun. Onun yapacağı soruları yapmak bu sınavı kazandırmıyor. Onun yapamayacağı soruları yapmak sınavı kazandırıyor. Ya bence hiç ders atlamamak çok 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 önemli. Yani ben bu sene Türkçe'ye çalıştım. Türkçe çalıştım, inanamıyorum. Ben kaç kere dinledim Orhan Hoca'nın paragraf videolarını. Yazım noktalamayı. Evet, bunları anlatma. Kitlerin %90'ını dinlemiyorum. Mesela diğer Türkiye birincimiz 5 yanlış yaptı matematikte. Evet. Demek ki yapmamak lazımmış. Emre'yi çok da dinlemeyin yani. Evet, Emre seni şey yapmıyorum. Dediğim gibi ben Türkçe... Bence çok 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 önemli, çok etkili. Çünkü kimse yapamıyor, yapınca deli puan alıyorsunuz. Ve küsuratlarla sıralama belirleniyor. Birbirinden sonra kaç tane var bilmiyorum, hiç saymadım. Herhalde 5-6 tane var orada.
Hani ben hiç yapamam ama matematikle alakam yok benim. Yok ben diyorsa ona diyecek sözüm yok. Çünkü o ayrı bir işkence olur. Ama ya hayır ya ben yapabilirim diyen kesinlikle matematiğe de çalışmadı. Çünkü şey yok arkadaşlar ya. Düşünsenize bu bir hakimlik sınavı. Hukukları full yapıyorsunuz. Full. YKG'ye 0. Hazırlanabilir miyiz? Gerçekten arkadaşlar bu sınavı kazanmak dediğim gibi bizim elimizde olan bir şey değil. Sıralama sınavı. Ben sadece çalışmamdan mesulüm. Yandaki kişi çok daha fazla çalışıyorsa, benden daha iyi bir zekaya sahipse, matematik sorunları vesaire ya da Türkçe'de anlamada, benim onu geçmem mümkün değil zaten. Ama ben elimden geleni en iyisini yapıyorum ki vicdanım rahat etsin. Hani emeğimden ötürü geri kaldım değil mi? Ya benim potansiyelim bu kadarmış, ondan geri kaldım. Ama emekten ötürü bir pişmanlık yaşamak istemediğim için. Arkadaşlar bana diyor ki, aa diyor ya nasıl çıkmıyorsun diyor o kadar hani, çıksana diyor, full ders mi çalışıyorsun? Hayır full çalışmıyorum ama evet, böyle de ara verdiğim zaman, ya, ne yalan söyleyeyim yatıyordum ya, yatıp dinleniyordum. Niye yatıyorum? Çünkü çok yorgun. Niye yatıyorum? Çünkü anlamamışım, canım sıkkın. Ama ben o ara yatmayıp da arkadaşımla dışarı çıksam vicdanım rahat etmeyecek. Bir de gerçekten bilmiyorum, bende bir sorun var ama ben dersten sonra böyle dayak yemiş gibi oldum. Bilmiyorum size de oluyor mu öyle? Anne anlatır ya. Size de annem falan, annem şey derdi, oğlum yine yüzün kararmış derdi. Şeyi biliyorum ya, masadan kalkıyordum. Herhalde hangi derste, vergi okuduydu. Kendimi yatağa zor attım ya, kafamı tutamıyordum. Evet. Çünkü hakikaten yorucu bir şey, hakikaten yorucu bir şey. Bütün enerjinizi veriyorsunuz, anlamak var. Eyvallah hocalarım sağ olsun anlatıyor da ezber yükü çok çok fazla, çok fazla. 6 ay. Ve bu tekrar sistematiğini benim dediğim şekilde yapabilmek için böyle bir süreç gerekiyor zaten. Yani atıyorum 4 ayın kalmışsa ve bu sınava başlamışsan bu sistem yürümez, onu da patlar.